Helliseliler zaten videonun ismini gördüğünüz o yüzden hiç bekletmeden konuya giriyorum. 2K17'den sonra Yuke's gidiyor. İnanmıyorum abi. Normalde hoşça kal demek böyle üzünlü olur. Arkasından su dökersin. Suyun yoksa tükürürsün falan filan. Ama umarım giderler. Ne bileyim oyun yarattıkları yerler yanar böyle patlarlar bir şey olur nükleer bomba atarlar bir daha onlara bir şeyler olsun. Nükleer bomba atsın ama sadece Yuke's'in binası etkilensin yani anlatabiliyor muyum? Umarım bir daha görmeyiz. Ve şimdi bunu %100 söyleyemem size yani. Ama %75, %80 çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki 2K17'den sonra Yuke's gidiyor. Ve zaten öyle bir şey olmasaydı da bu videoyu yapmazdım. Ama çok büyük ihtimal yani. Adamlar bakalım Wikipedia'larındayım şu an. 2000'den başlamışlar oyun yapmaya. 16 sene devam etmişler ve bu 16 sene sürecinde tek güzel, her şeyiyle güzel, her anlamıyla güzel WWE oyunu diyebileceğim bir oyun var o da. Here Comes the Pain yani yapay zekasından zorluğuna hani SmackDown Difficulty vardı oyunun en zor şeydi. Gerçekten zorluyordu şimdiki oyunlar gibi değil yani gözün kapalı yenemiyordun yapay zekayı. Sezon modu çok detaylıydı güzeldi. Ve ben hala anlamıyorum ama Mike Rear berbat nasıl insanlar seviyor Mike Rear anlamıyorum. O kadar iğrenç kötü ki hiçbir şey yok Mike Rear'da. Tek yapmaları gereken şey SmackDown Here Comes the Pain'in sezon modunu kopyalamaktı. Onu yapmadılar ha çok berbat. Grafikler hakkında pek konuşmak bile istemiyorum. Yeni jenerasyonla birlikte ve 2017'de şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla hani yüzler daha detaylı daha da makul olmuş onu söyleyebilirim ama bu kriti yine berbat olacak abi. TNA 2008'de 2009'da ya da 10'da o zamanlar arasında bir oyun yaptı. PlayStation 3 oyunu. Booker T'nin yüzü WWE 16'daki Booker T'ye göre 80 kat daha iyi. Hatta yüzü değil tamamıyla modeli 80 kat daha iyi. Bana inanmıyorsanız gidin Google'a TNA The Impact The Game yazın. Booker T yazın. Ve sonra gidin WWE 16 şeyini modelini görün. Hatta niye ben size bunu yapmanızı söylüyorum ki bir saniye. Oha ben oyunu 2008'de çıksın sanıyordum ama pardon 2010'da çıktığını sanıyordum ama hayır 2008'de çıkmış. Bu da WWE 13. 2012'de çıkan bir oyun. Aradaki farkı görüyorsunuz herhalde. Hani benim pek bir söylememe gerek yok. Bir de bakalım 2K16'ya bakalım. Ve dediğim gibi ikisi de PlayStation 3 oyunu o yüzden gayet abartılı bir karşılaştırma değil. Yani ben çok bir şey diyemeyeceğim abi. Yine gidip şeye bakalım TNA'ya bir geri bakalım. Emin değilim. Emin değilim yani. Bana sorarsanız hala TNA yıllar ilerisinde yani şu anki WWE oyunlarından. Ve 2K17'de böyle olmaya devam edecek hani. PlayStation 3 oyunu PlayStation 4 oyunundan daha güzel gözüküyor abi. Hani şunu düşünün. PlayStation 3 oyununun PlayStation 4 oyununa yaklaşması bile büyük bir başarı olması gerekirken daha iyi gözüküyor. Neyse. Grafikler bu senede hani çok bir şey beklemeyin. Hiçbir zaman iyi değildi çünkü WWE oyunlarının grafikleri. Oyunun fiziklerine girmek bile istemiyorum. SmackDown Here Comes the Pain'den sonra en çok sevdiğim WWE oyunu 2K15 çünkü o oyunda hani saçma sapan fizik olayları oluyordu ya. Yine masa fizikleri berbattı. Sandalye fizikleri berbattı falan ama adamlar hani iplere takılıyordu falan. Çılgınca şeyler olabiliyordu. 2K16'da onu da yok ettiler. Tek sevdiğim şeyi yok ettiler 2K16'da. Direkt adam magnet gibi yere çakılıyor böyle. Hani gidip bakıyorum UFC'ye. Gerçekten hani bir şey arıyorum böyle oyunu oyuna eksi vermek için bir şey arıyorum ve tabii ki de var ama bayağı ince küçük detaylara girmeniz gerekiyor. WWE'de dediğim gibi grafikler koskocaman bir nokta yani adam akıllı olması lazım. Oynanışta bir sürü problem var, her şeyde bir sürü problem var. NBA UFC ile aynı şekilde hani her şeyi yapmışlar gibi geliyor bana böyle. Tabii ki de eksiler falan var da WWE oyunundan çıkıp NBA oyununa girdiğimde aralarında dağlar kadar fark var o yüzden böyle eksi bulamıyorum. Resmen eksi bulamıyorum. Ve bu sene Visual Concepts'ine coşturuyor. 2K17'de yeni çılgın bir sürü mod getireceklermiş falan. Ben çok NBA fanatiği falan değilim. Takip etmiyorum o yüzden kesin bir şey bilmiyorum ama. Neyse Visual Concepts NBA 2K16'yı yapan şey işte NBA serilerini yapan firma. Bu şey işte oyun şey bilmem nesi. Bunu aklınızda tutun. Visual Concepts'ı aklınızda tutun. Şimdi Yuke's'in anlaşmasına gelelim ve neden geçerli olmayacağına gelelim. Bir şeyler oldu işte uzun süre devam ettiler THQ ile. Sonra sanırım bir ara yanlış olabilir bu. Emin olmayabilirim. WWE 13'ten önce falan bitmişti sanırım anlaşmaları. Tekrar anlaşma imzalamışlardı. 2016'ya kadar sürüyordu bu anlaşma. Ve bu arada WWE'nin buna bir söyleme hakkı yok hani. Çünkü THQ WWE'nin lisansını aldı.
Sonra hani istediğini yapabilirler, istediği her yere verebilirlerdi falan. O yüzden hani Yuke'sin oyunu oyunu yapması WWE'nin bir seçeneği değil, THQ'nun hani tercihiydi. İyi ki batmış, o yüzden üzgünüm ama yani güzel oyun yaptığı vardı THQ'nun, evet, ama yıllardır çektirdiği acılardan sonra hiç üzülmemiştim battığında. Darısı Activision'ın başına artık, ne diyeyim. Neyse, şimdi battı THQ, WWE oyunları başka birine kaldı. Biliyorsunuz 2K aldı onu. 2K aldı ve THQ biliyorsunuz hemen imzalamıştı işte Yuke'sa. O yüzden 2016'ya kadar devam edecekti Yuke's. Devam etti de. Ve işte Yuke's'in gideceğinden eminim çünkü abi kaç seneleri vardı battığında, 2012'de battı THQ. 4 seneleri vardı tekrardan bir anlaşma imzalamak için 2K ile. Ama farkındaysanız 2K ile Yuke's anlaşma imzalamadı. Oyunun çıkmasına 2-3 ay var. Ve bence bundan sonra da imzalamayacaklar yani. Hiç sanmıyorum. Hani gerçekten geri imzalamak isteselerdi Yuke's'u, daha alır almaz bence imzalarlardı. Ama dediğim gibi öyle bir şey yok. Neyse, Yuke's gidince yerine kim geliyor? Az önce bahsettiğim insanlar geliyor. Yani çok büyük ihtimalle başka bir firmaya vereceklerini hiç sanmıyorum. Visual Concepts. Ve daha önce de NBA oyunu oynamadıysanız gidin bakın abi. Gidip oynayın. Ve göreceksiniz ki adamlar işini çok iyi yapıyor. Hani NBA yeni basketbolcu mu geldi? Direkt oyuna ekliyorlar. UFC de bunu yapıyor yanlış hatırlamıyorsam. Mesela UFC 2'de yanlış bilmiyorsam böyle UFC yeni dövüşçü mü geldi? Direkt oyuna güncellemeyle dövüşçüyü ekliyorlar falan. Şu an mesela WWE K17'ye bakın. Brand split oldu. Raw'ın arenası değişti. SmackDown'ın arenası değişti. Ama Raw hala eski. Oyunda Fernando ve neydi adamların? Şu Meksikalı gerizekalılar vardı işte, ne diyeyim. Unuttum. Epico ve Primo vardı. El Matadores işte ya. Oyunda El Matadores var abi. Böyle bir saçmalık olur mu? Dediğim gibi UFC, NBA gibi oyunlar sürekli güncelliyor kadrolarını falan. Yeni bir şey gelirse yapıyorlar. Ve eminim şöyle yapıyorlardır. Mesela UFC 1 çıktı mı şimdi? UFC 2 çıkana kadar bütün güncellemeli yapıyorlar. Ondan sonra yeni bir şey olursa sadece UFC 2'ye yapıyorlardı. Bence gayet mantıklı. Gayet iyi. Yanlış bilmiyorsam hepsi bedava oluyor. Yani böyle ne bileyim WWE'ye atıyorum. Shelton Benjamin geri döndü diyelim. Dönecek zaten ama neyse. Geri döndü. Böyle güncelleme getiriyorlar. Direkt bedavaya Shelton Benjamin oyunun içinde oluyor. Siz para ödemiyorsunuz galiba. Bilmiyorum. Öyle bir şeyler yapabilirler yani. Ama o kadar önemli değil abi. Önce kadrodan çok oynanışı düzeltmeleri gerek. Ve dediğim gibi NBA ile yaptıkları şeyleri gördükten sonra bence bizi gayet güzel WWE oyunları bekliyor. Ve umarım yeni bir fizik motoru, daha doğrusu yeni bir oyun motoru geliştirirler. Hani tamamıyla yeni bir şey görürüz artık. Çünkü 16 yıldır aynı şeyle takılmak depresyona sokuyor sizi yani. Ben 16 yıl takılmasam da 5-6 yıl takılmış olsam da 5-6 yılda hiç kısa bir süre değil. Evet, videonun başında bahsettiğim gibi grafikler konusunda, fizikler konusunda, her bir şey konusunda Visual Concepts NBA ile çok iyi bir iş çıkardı. Ve devam da ediyor bana sorarsanız. Ve yeni işte kendi oyun motorlarını geliştirmiş olabilirler bana sorarsanız yani. Böyle arka planda yavaş yavaş geliştiriyor olabilirler onu. Ve işte yükse anlaşma bitince seneye direkt çıkarırlar oyunu falan. Yani 2K18 sadece Visual Concepts'e full kontrolünde çıkar. Ve açıkçası güzel bir oyun olabilir o. Ama 2K15 gibi bir durum olacak yani. Adamların çünkü o oyun motoruyla çıkardığı ilk oyun olacak. Direkt kendilerinin tamamıyla kendilerinin yaptığı ilk WWE güreş oyunu olacak. O yüzden potansiyel var onda. Ama böyle çok muhteşem bir oyun beklemiyorum. Ama ondan sonraki sene bence her şey yerli yerine oturmuş olacak. Ve elimizde çok güzel bir oyun olacak diye umuyorum. Bu haber hakkında hiç yabancı YouTuber'lara baktım da hiç kimsenin konuştuğu yok abi. O kadar araştırdım falan, kendi bilgim. Hani şey yapmaya çalıştım. Direkt YouTube'dan bir video bulayım falan dedim. Orada açıklayan bir adam vardır bende. Sonra bu videoda söylerim falan dedim ama kimse yapmamış bunun hakkında bir video. Dolayısıyla biraz kendimi araştırmak zorunda kaldım. Ama benim için hiç problem olmadı bu çünkü sonunda aldığım haber muhteşem olduğu için. Hiç sorun etmedim. Evet, dediğim gibi hani eğer tekrar anlaşma yapacak olsalardı Yuke'sle daha 2013'te ya da 2012'de 2K WWE serisini aldığı anda Yuke'sle anlaşma yapmış olurdu. Ama hani 2 ay kaldı oyunun çıkmasına galiba. Hala ortada ses yok. Dolayısıyla %100 kesin bir şey diyemem.
Ama bana sorarsanız %75-80 hatta 90 ihtimalle WWE 17, WWE 2K17, Yuke's Future Media Productions'ın Media Creators mi ne atsardık yapacağı son WWE oyunu. Bu da benim çok güzel şeyler hissetmemi sağlıyor açıkçası. Neyse, siz ne düşünüyorsunuz Yuke's'in gitmesine konusunda? Gidecek mi sizlere? Sonra giderse Visual Concepts'in güzel bir oyun yapabileceğini düşünüyor musunuz? Benim bilmediğim bir şeyi biliyorsunuz yani. Eğer öyleyse bana yorumlarda söyleyebilirsiniz. Atladığım bir şeyin olduğunu sanmıyorum. Varsa da hiç sorun değil. Çünkü bilmiyorsan söyleyeyim, IGN her salı birkaç tane süperstar ve büyük ihtimalle ekran görüntüsüyle giriş videosu paylaşacak WWE Konya'dan. Onların zaten hani haber videosunu yaparken bu videoda söylemeyi unuttuğum bir şey varsa o videoda size söylerim. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.